Alimlerin içerinden koruyan duamızı verelim. Bu güzel duamızı yetiştirmeye gayret edelim. Ya vedud, ya zal arşil mecid. Bu güzel bir duaydı. Ben gerekçesini anlattım birinci bölümümüzde. Hatırlarsınız. Onun için tekrar etmek istemiyorum. Ya faallel lima yurid. Es'eluke bi izzetike la yuram. Ve bi mulkike lezi la yudam ve bi nurikellezî mala arkan arşik en tekfini şerre hâzellis ya muhîs, ya Moğiz, ya Moğiz. Bu, bu orijinal değildi. Arapçasıydı. Şimdi ben Türkçesini söylüyorum. Ya vedud. Vedud kimse yokken var olan. Dost, dost, dost. 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 Yalnızlığı gideren, sırrıma hakim olan, kendisine yalvardım kapıları açtığım vedud kelimesi o kadar geniş bir kelime ki o kadar muhteşem bir isim ki ya vedud ey şerefli arşın sahibi ey istediğini yapan senin engellenemeyen izzetin adına tükenmeyen gücün adına arşın her tarafını doldurmuş nurun adına senden diliyorum beni bu zalimden kurtar veya beni bu borçtan, bu işten, bu sıkıntıdan, sıkıntı neyse onu söyleyin orada. Kurtar. Ey imdada gelen, imdadıma gel, imdadıma gel, imdadıma gel. Ne kadar hoş değil mi? Ya Muhiz, kurtar beni yani. Derinlere dalmış, vurgun yemiş olan beni kurtar anlamında. Söz güzel, sözü öğreten güzel, peygamber güzel. Sözün kendisi güzel, Sözün merkezi olan Allah güzellerin güzeli. O güzel olmasaydı bitkileri bu kadar güzel yaratır mıydı? Renkleri bu kadar muhteşem yapar mıydı? Güneş batarken ve doğarken ufka bakınız. O muhte muhteşem renk cümbüşüne bakınız. Ormanda geçerken yeşilin her tonuna bakınız. Her ton sanki Allah vardır diye aykırıyor değil mi? Görebilen göz için her zerre onun varlığına işarettir. Ama kör olan bir göze Allah'ı görse de yok diyecektir kıymeti yok. Önemli olan gözle görebilmek, kalp gözüyle o işte fuad dediğimiz gerçek kalp gözüyle görebilmek. Türkçesini bir daha verelim en azından. Ben bir Türkçesini okuyayım. Arapçası kayıyorken, akıyorken. Ya vedud, ey vedud, ey şerefli arşın sahibi, ey istediğini yapan, senin engellenemeyen izzetin adına, tükenmeyen gücün adına. Herkes tükenir, o tükenmiyor. Su da tükenir, yağmur tükenir. Allah tükenmez, Allah'ın nimeti tükenmez. Arşın her tarafını doldurmuş nurun adına. Onun nurunun varmadığı yer var mı? İnsan nefes alıyorsa Allah'ın nuru var. İnsan merhamet ediyorsa Allah'ın nuru var. Bir anne çocuğuna su uzatıyorsa onun nuru var. Tecelli ediyor. Değil mi? yere savrulmuş olan bir hayvanı yerden kaldırıyorsan, onun nuru tecelli ediyor senin kalbine demek ki. Senden diliyorum, beni bu zalimden, bu çıkmazdan, bu sıkıntıdan, bu problemden kurtar. Ey imdada gelen, imdadıma gel, imdadıma gel, imdadıma gel. Bütün kapılar kapalı, onun kapısı açık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Peygamber'in son anlarında, son günlerinde söylediği bir söz var. Çok şey öğreten bir söz. Mescide açılan bütün kapıları kapatın Ebu Bekir'inki hariç. Dostun kapısı hariç. Diğer bütün kapıları kapatın diyor. Dostun kapısı. Orada Resulullah bir şey öğretiyor aslında. Allah'ı dost ne, ne, diyor bir hadisinde? Ben özel bir dost halil edinseydim, لأتخذت أبا لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بَكْرٍ ben özel bir dost edinseydim Ebu Bekir'i özel dost edinirdim diyor. Lakin benim dostum özellikle Allah'tır diyor. Ne kadar güzeldim. Ne kadar güzel anlattın. Bu din ne kadar güzeldir. Ya Rabbi bu dini hakkı olan yerine getirti ya Rabbi. Bu dini hak ettiği yerde tut ki İnsanların tümü bu dinle şereflensinler. Ya Rabbi bizden dolayı, bizim günahlarımızdan dolayı dinin önüne set çektirtme ya Rabbi. Bizi islah, bir islah olalım. Birbirimize merhamet eden, seven, birinin açığını gediğini, üç kağıdını, üç arayan değil. Yıkayan, temizleyen, merhamet edenlerden eyle bizi ki. Güzel örnek olalım, kötü örnek olmayalım. İnsanlar bize bakıp da soğumasın. İnsanlar bize bakıp da imrensinler bu dine. Allah bizi hepimizi, hepinizi her türlü kötülükten Allah bize hayra kapı olmayı nasip etsin. Bir insanı kurtarsanız bütün insanlığı kurtarmış gibisiniz. Bir insana zarar verirseniz bütün insanlığı öldürmüş. Bu Kur'an hükmüdür biliyor musunuz? Kur'an ayetidir. Bir insanı dirilten bütün insanları diriltmiş gibidir. Ona hayat yolları açan onu kötülükten koruyan bir insanı öldüren haksızca bütün insanı öldürmüş gibidir. Bir kişinin haksızca ölmesini 6 milyar insanın ölümüyle eşit sayıyor İslam. Böyle bir din. Hani bunu tanıyan, hani bu dini bilen nerede?